Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve Aziz kardeşlerim, küçük çocuktan büyüğe kadar her insanın belli bir duygusallığı ve duyguları vardır. Bu duygusallığı insanın adeta görünmeyen yüzüdür. İnsanın bir bedeni var, bunu tutuyoruz, görüyoruz. Bir de insanın duyguları var, hissiyatı var. Bunu maalesef göremiyoruz. Gözle göremiyoruz ama sonucun anında görüyoruz. Örnek olarak mesela e, tehdit ettiğimiz veya surat astığımız ya da olmaz diye isteğine karşı cevap verdiğimiz bir çocuğun yüzü hemen düşüyor. Büyük insan da böyle. Bir insan sinirlenince, kızınca, göz renklerine varıncaya kadar, göz çevresine kadar her şey değişiyor. Esasen değişen nedir yani? Kan rengi mi değişiyor? Ne oluyor? Bunu keşfedemiyoruz. Ama ortada bir gerçek var. İnsanın parmağı yaralandığı gibi duyguları da yaralanabiliyor. Yani olur sözüyle olmaz sözü arasında Aynı kulaktan girdiği halde bu sözler çok ciddi bir şekilde fark oluyor. O kadar ki anne küçücük bebeği yani 3 aylık 5 aylık bir bebeğiyle ilgilenirken narin, tatlı, şirin, güzel sözler kullanarak bebeğim geliyorum vesaire böyle bir sürü şiirler, dizeli sözler söyleyerek konuştuğu zaman çocuğun algıladığı başka bir şey, e, tamam geliyorum, ağlama dediği zaman başka bir şey anlıyor çocuk. Yani çocuğun 3 e, aylıkken mesela Türkçe'de Türkçe konuşan bir ailede doğmuş bir çocuğun Türkçe bilmediği belli bir şey. Yani dil bilmiyor. Ne konuşurken, ne anlarken çocuk dil bilmiyor. Ama ilk aylık çocuğa hitap ederken ki kelimelerin seçilişi, o kelimeleri telaffuz eden ağızdaki mimik, düşünceler, hareketler, dudak hareketleri çocuğun duygularına hitap ediyor. Bu 50 yaşındaki bir insan, 80 yaşındaki bir insan dahi etkilenir olduğu bir nokta bu. Yani duygusallığı hiçbir insanın kolay kolay kaybolup gitmiyor. Bu da gösteriyor ki insan sadece eline çekiş vurunca, yani eli kızarıyor, belki kemikleri kırılıyor. Hastaneye kaldırıyoruz. Sadece o kadar değil insan. Aynı zamanda insanın duygularına da çekiçle vurur gibi hoşlanmayacağı sözler, hoşlanmayacağı mimik hareketler, tavırlar yaptığımız zaman insan etkileniyor. Ne yazık ki, ne yazık ki uzun yıllar sonra, 30, 40, 50 sene sonra bile küçükken duygularına ters yönde hitap edilmiş, duygusallığı yok kabul edilmiş çocuklar bu negatif sonucu, olumsuz sonucu yaşıyorlar. Yani ailesi annesi babası ayrılmış çocuklar, dedesinin yanında kalan çocuklar, bunun müthiş örneği üvey baba veya üvey anne elinde kalmış çocuklar. Yani çok nadir tek tük bir örnek belki görülebilir. Bunu hiç hissetmemiştir. Yani muhakkak hissediyor çocuk. Üvey anne, üvey baba farkını velev ki iyi davransınlar. Yani onlar zulmetmiyor olsunlar. Çocuk bunu hissediyor. Çünkü anne sadece yemek pişirmiyor. Anne sadece tamam yavrum olur demiyor. Öz annenin tamam demesiyle üvey annenin tamam olur üzülme yavrum demesi arasında çok fark var. Bu farkı kulaktan önce göz hissediyor. Yani göz adeta ses algılıyor görmenin ötesinde. Böyle bir durum var. Binaenaleyh Müslüman olarak biz yıllar sonra dahi etkisi görüleceğini düşündüğümüz, bilimsel olarak anladığımız bir konuda yani dinimiz ne buyuruyor acaba diye merak etmeden geçemeyiz. Yani gıybet haram, dedikodu haram, iftira haram, dövmek haram, zulmetmek haram. Ama bunlar e, ölçülür, tartılır, görülür, milimetrik yapılabilir, gramaja gelebilir şeyler. Duygusallıkla ilgili bölüm için bir gramaj, bir ölçüm yapamayız. Ama duygusallıkla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden onlarca örnek buluyoruz. Yani farklı noktalarda, farklı e, merkezlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği tavırlar, gösterdiği reflekslerden anlıyoruz ki duygusallığa ciddi bir şekilde ve vesselam Efendimiz önem vermiş. Özellikle de e, çocukların duygusallığına önem verdiğini görüyoruz ama büyüklerle ilgili de bir duygusallık söz konusu. Mesela çok enteresan, e, bizim için hayret denebilecek bir tespit. Yani develerde kadınlar da binekli yani yolcu olarak bulunduğu bir esnada develeri hızlı yol aldıttıran devenin görevlisi diyelim, hizmetçisine hitaben dur dur hey fincanları devireceksin diye hitap etmesi çok enteresandır. Yani develeri erkekler onu biniyorken ki sürat ve hızda kullanıyorsun, üstünde bunların kadınlar var, kadın yolcular da var. E kadınların özel hallerine dikkat etmen gerekir. Bu bir insanın duygusallığına ne oranda hitap edilmesi dikkat edilmesi gerektiğini böyle bariz bir şekilde önümüze koyan muhteşem bir örnek. Yani normal değil, muhteşem bir örnektir. E bunun gibi pek çok yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çocuklarla ilgisinde göreceğimiz örnekler var. Yine kadınlarla, eşleriyle ilgili göreceğimiz örnekler var. Yani mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ayşe anamızın önünde yani bir yemek ikramında ki bir ufak ters anlamadan kaynaklanıp Ayşe annemizin elinde çömleğin kırılması üzerine aleyhissalatü vesselam efendimiz, anacığınız üzüldü, anacığınız üzüldü diye, e, yarı espriyle, yarı konuyu geçiştiren mantıkla, bir kadının hassasiyetlerine nasıl dikkat ettiğini gösteren örnekler var. Yani mesela, e, çok enteresan e, bir cemaatte, e, cami içerisinde namaz kılarken, yapılmaması gereken, namaz için asla, caiz olmayan bir hareket duyuyor veya benzeri başka konularda da var. Namazı anlaşılsın diye örnek veriyorum. Namazdan sonra dönüp kimdi o namazda gürültü yapan diye herkesin içerisinde 100 200 tane Müslümanın içerisinde ya eyvah ben kötü bir iş yaptım diye onuru zedelenmesin diye bir insanın topluma hitap ederek bakınız namaz bir ibadettir. Bu ibadette böyle gülmek, o tip kaşınmak, refleks göstermek bunlar olmaz. Namaza dikkat ediniz. Bazılarınız dikkat etmiyor. Şeklinde bir ifade kullanıyor. Yani oradaki Müslüman belki de 50 yaşında ama yaptığı hareket kaba bir hareket, mahcup edici, utandırıcı bir hareket. Ortada bir düşmanlık, bir kasıt da yok neticede. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz duygusallığa dikkat ediyor. Çünkü İnsanın parmağındaki yaranın tedavisi çok kolay ama duygu tahribatına getirilebilecek tedavide çok sınırlı imkanlarımız var yani ne çocuğun duygusallığını sakız vererek kökten düzeltebiliyorsun ne de büyük insanın bir de ailede düşünelim bunu mesela çok basit ama inşallah meclislerimizden uzak olur bir örnek vereceğim yani doğurduğu, emzirdiği, tuvaletini gider temizlemesine örnek olduğu bir çocuğun yanında hatta iki, üç, dört çocuğun yanında annenin azarlanması, dövülmesi falan hiç onu karıştırmıyorum. Annenin azarlanması ile ilgili söylenecek sözler çok yani ağır tehditlerden oluşmalıdır. Bir anne nasıl çocuklarının yanında azarlanabilir? Hatta boşanma noktasına gelmiş olsa bile aile maazallah yani bu çocuklardan uzak tutulmalı. Anne o ortamda rencide edilmemelidir. Zannediyorum anneye sen Allah'tan belayı hak etmişsin sözü çok haklı bir şekilde söylenecek olsa bile bunu çocuğunun yanında söylemek 2 3 4 katı daha eziyetli ve daha kırıcıdır. İşte bu noktada Müslümanca tavırda sorun yaşıyoruz demektir. Yani iyi bir Müslüman anlayışı, Allah korkusu bu sözleri o kadının çocuğunun yanında iletilmemelidir. Kin ve nefret ve intikam hırsı bürümüş bir göz ancak bunu böyle söyleyebilir. Yani nazik bir Müslüman bunu söyleyemez. Şimdi kardeşlerim, mesele sanki böyle çocuk eğitimi ile ilgili aile içi ilişki gibi görünüyor ama öyle değil. Biz mümin psikolojisini incelerken e, duygularımızın hassasiyetlerimizin narinliğimizin çok önemli olduğunu. E, ayakta durmamız için moralimiz için sağlığımız için gerekli olduğunu söylüyorum. Ama bunu aman dikkat edelim çocuklarımızın morali kırılmasın diye söylüyordan önce yani biz buna dikkat edersek, Bizim içinde dikkat edilir mantığıyla söylüyorum çünkü tek taraflı olarak sadece kadına sen hassas davran, narin davran ama kadın seni rezil ediyor milletin içinde bu bir süreden sonra biter insanın pili biter yani biz Müslüman olarak erkek kadına kadın erkeğe evlat anne babasına, anne baba evlada komşu komşuya ya hepimiz bir insanız bu insanlığımız bir bir tür bir cam kavanoz gibi yani çok fazla çizilmemeli, çok fazla kırılmaya maruz bırakılmamalı insanlığımız diye diyoruz. Aksi takdirde bir Müslüman olarak çabuk bıkarız hayattan. Aileden, işten, sosyal ilişkiden çok çabuk kırarız. Dağılırız, bozuluruz. Bu sebeple yani duygusallığımızın yok kabul edildiği bir ortamda biz Maaz Allah e, ahiretimize bile zarar verebiliriz. Yani bir insanın e, duygusallığının hassaslığının çocuk ve büyük hangisi olursa olsun. Bu kadar önemli olduğunu bildiysek eğer biz bu önemli nokta tahrip edildiğinde zarar gördüğünde ilk önce ahlak ve sabır gibi insanın ayakta durmasını sağlayan değerler ezilecektir. Bu ezilme beraberinde dinin de din hissiyatının da ezilmesini getirecektir büyük ihtimalle. Din de tahrip olduktan, ezildikten sonra kişinin kafasında e ondan sonra sen moral nerede bulacaksın? Hangi psikolojiyle hayata tutunacaksın? Yani çok üzüldüğüm bir konuyu ben dile getirmek istiyorum. Yani bize filmlerde Batı'dan örnekler verilirken veya bizim toplumumuzda film çevrilirken insanlar birbirine hitap ettiğinde af edersiniz bir bakabilir misiniz çok üzgünüm sizin için ne yaparım gibi böyle çok narin beyefendi hanımefendi cümlelerle ilişki kurulmaya çalıştığını görürüz ama hayatın içine döndüğümüzde bakıyoruz ki o filmlerdeki batıdan nakledilmiş sizin için ne yapabilirim efendim sözü yerine buyurun ne arıyorsun burada Kimsin sen? Niye geldin? Kimliğin var mı gibi kaba saba bir giriş yapıldığını. Mesela çocukların eğer komşu çocuğuysa "Buyur yavrum, ne istiyorsun?" diye hitap edildiğini ama kendi çocuğuna "E ee, ne var?" dendiğini. Çocukların da bunu başka çocuklar kadar narin bir şekilde karşılanmadığını gördükçe içlerinde siyah siyah noktaların yer etmeye başladığını. Onlar da ergen olup da hayata kendi elleriyle tutunduklarını anlamaya başladıklarında bir tür intikamla buna cevap vereceklerini ne yazık ki toplum içerisinde görüyoruz. Kardeşlerim, tek bir söz, tek bir söz dahi bir insanın bütün duygusallığını bitirebilir. Tek bir kelime. Özellikle de çocuklaştıkça insan veya kadın cinsiyetine yanaşıldıkça kelimelerin değeri çok yüksek. Hatta kelimeleri dillendiren söz tavırları bile yani tamam sözünü yani çok farklı tonlarda söyleyebiliriz. Tamam dedik ya deriz. Bu git başımdan canımı sıkma demek gibi bir tamam olur. Tamam, tamam deriz. Yani fazla uzatma, tamam olur. Tamam tatlım dersin. Aynı sözdür bu. İki, hepsi tamam bunların. Oh be, o söz, o işin yapılmasından daha değerli hale gelir. Yani biz birilerinin bize hassas davranmasını incinmeden, yani kulağımıza sert söz girmeden bize hitap etmesini istediğimiz kadar bunun iki katı yani on istiyorsak en az yirmi sefer bizim daha narin davranmamız lazım. Narinliğe dilini alıştırmış birisinin kulağına narin sözler gelecektir. Dili sert biri kolay kolay tatlı söz duyamayacaktır. Çünkü ettiğini bul dünyasında yaşıyoruz. Bunu kardeşlerim eşler arasında duygusallığımıza kimliğimize hitap ederken ki seviyede muhakkak ölçeceğiz. Eşlerle beraber özellikle kız çocukları kız çocukları yani çocuk çocuktur ve muhakkak narin davranılmalıdır. Duygusallığına dikkat edilmelidir ama kız çocuğu ne hikmettir? Cam bardaktan daha çabuk kırılan bir yüreğe sahiptir. Kız çocukları onu putlaştırma ve şımartma ve kendisini put zannedecek hale getirmeden, o düzeye çıkarmadan kız çocuklarına hitap kesinlikle daha duygusal olmalıdır. Yani Böyle elimde bir bilimsel araştırma yok, inceledim ama kaynaklarımda ulaşamadım. Şunu söyleyebilirim, yani çok kısa yaşlarda, 2 yaşında erkek ve kız çocuğu arasında o kadar fazla fark var ki algılamada. Bunu zaten yani oynarken de kız çocuğu hissettirir. Daha böyle pamuklu şeylerle oynuyor, daha sevgi ifade eden memnuniyet ifade eden oyunlar oynarken işte erkek çocuğu görürüz iki yaşında da tabanca seçiyor, bıçak seçiyor. Babasınınla güreş yapıyor ama kız çocuğu babasıyla güreş yapmıyor. Daha sevgi istiyor, daha tatlı söz istiyor. Bunu Müslüman olarak biz bu psikolojiyi anlamayacaksak dünyada kimse anlamayacak demektir. Kardeşlerim yani biz narin konuşmayı, tatlı konuşmayı yani bir Allah'ın emri olarak yerine getireceğiz. Bu bizim karakterimiz olacak ve karşı tarafı narin konuştuğumuz için, duygularına hitap ettiğimiz için memnun ettiğimiz kadar kendimiz de memnun olacağız. Yani bu bizi de mutlu edecek aynı zamanda. Velev ki karşımızdaki mutlu olmasın, biz de mutlu olacağız. Bu dünyada özellikle, özellikle eşler birbirlerinin duygusallığına çok dikkat edecekler. Anne babalar kız çocuğunun duygusallığına çok dikkat edecekler. Hısımlık bağıyla kurulmuş ilişkilerde yani kaynana kaynata kayınço baldız gibi veyahut da işte enişte gibi hısımlık kanalıyla kurulan ilişkilerde küsme, darılma, yanlış anlama oranı çok yüksek. Dolayısıyla insan yerinde olmayan bir espriyle yani 20 yıllık hısımlık ilişkisini baltalayabilir. Çok dikkat edeceğiz. Yani kendi ailesinde üç şaka yapıyorsa hısımlık bağıyla girdiği ailede çok daha düşük oranda, üçte bir şaka yapmalı. Şakasız hayat olmaz. Ama şakayı kaldırma oranı çok yüksek. Aynı şekilde yaşlı insanlara karşı çok önemli bir noktadan konuşuyor. Yani yaşlılarla kız çocukları duygusallığı algılamada zannediyorum aynı noktada duruyorlardır. Ee, mesela çok basit bir örnek ya yani inşallah hiçbirimiz bununla karşılaşmamışızdır. Yani bir sofra kuruyoruz, sofrada dede var, nine var veya onlardan biri var, ee, anne baba var ve çocuklar var. Hiçbir kanuni hakları olmadığı halde dededen ve neneden önce Çocuklar sofraya işte 15 yaşında, 20 yaşında gençler sofraya oturdu veya gelin oturdu, yemeye başladılar. E, dede baktık ondan önce başlandı. E, bu sen bu sofrada yedeksin yani başka sofra bul kendine gibi anlayabilecekleri bir tutumdur. Aslında böyle bir şey kimse kastetmemiştir. Asla kastetmezler. Yani o onun doymasından, yemekten lezzet almasından mutlu olurlar. Öyledir aslı. Ama ne hikmettir? çabuk alınıyorlar, çocuktan daha fazla alınıyorlar. E bu yaşlandıkça itilmişlik hissine kapılması. Mesela çok basit bir örnek, dede ve nine bir arada bayramlaşmada hangisiyle önce gelip torun Selamünaleyküm dede bayramınız mübarek olsun veya Selamünaleyküm nene bayramınız mübarek olsun dediyse öbürü muhakkak beni ikinci sınıfa ettiler bunlar. Ya Aynı anda iki el öpülmeyeceğine göre kadının nenenin elini öpsen dede üzülüyor. Dedenin elini öpsen nene üzülüyor. Hayat bu. Yani 80 yaşındayken alınıyorlar. 85 yaşına gelince kırılıyorlar. 90 yaşında ne kırılıyor ne bir şey. Küsüyor. Kenara çekiliyorlar. Yani defalarca ben bizzat yaşadım. Gördüm. E, örneklerini gördüm. Yani dede küs. Hatta yemeye bile oturmuyor. E, köy çocuk, salyalı çocuk, benden önce sofraya oturdu diyor. soruyorsun inceliyorsun. Yani bu büyüklerin büyüklüğüne göre bir saygı görmesi, bir nazik görmesini beraberinde getiriyor. Tekrar vurguluyorum, eşler, bir numaralı hassasiyetlere, nezaketlere dikkat etme dönemi, İki numaralı kız çocuklarımızın dönemi. Üç numaralı aileyi hısımlıkla genişletirkenki isimler. Dört numaralı konu da yaşlıların konusudur. Yaşlılar hassas bu konu. Eşlere küçük bir ilave yapmak istiyorum. Erkekler bilhassa hanımların hamile olduklarında, aybaşı özel günleri olduğunda, annesi babasının hasta olduğu veya ölü yakınlarından birinin öldüğü bir günde çocuğunun hasta olduğu günde kadın her zamankinden daha zayıftır. Duygusallığı daha zayıftır. Bunu Müslüman bir erkek takdir etmelidir. Yani bu kadıncağızın zor günleri bu günler. Ben bir kaba bir şey söylemedim ki. Ya elbette kaba bir şey söylemedin, dövmedin, kırmadın ama bu kadının dün normal bir günüydü normal gününde hak ettiği üç performans nezaketti. E şimdi bunun annesi hastaneye kaldırılmış. Aynı sözler buna ağır gelebilir, yaralayıcı gelebilir. Bunu düşünmek Müslüman nezaketidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bu ayette bulduk. Sen de yarın öbür gün en duygusal anında şimdi duygusal olmadığın birisi olduğun için sert cümleler duyacaksın. O sert cümleler seni yaralayacak. Ben bunu mu hak ettim diyeceksin. Ya elbette onu şimdi hak etmiyorsun ama e sen de hak edildiği zamanlardaki ödemelerini yapmamıştın gibi düşünmek zorunda kalıyoruz. Burada kardeşlerim bir noktada ya, bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Yani insan eşine, kız çocuğuna ve hısımlık bağıyla bağlı olduğu yakınlarına ve yaşlılara Özel nezaket göstermeli. Bu şu demek değil ki erkek çocuklara nezaket gösterme, iş yerinde nazik olma, markete gidince e, selam verip nasılsınız deyip başlama demek değil herhalde bu. Zaten Müslüman olarak ben nazik insanım, tatlı konuşan, kaba konuşmayan bir insanım, asla vakat a yaralayıcı cümleler kullanmayan bir insanım ya. Zaten Müslüman olarak karakterim bu. Ama bu saydığım dört nokta bir nokta daha yukarı çıkarılması gereken biraz daha fazla hassas ayarlarla konuşulması gereken bir şey olduğu için söylüyorum. Bir önemli beşinci kimse sayacağım insanın kendisidir. İnsan kendisine de nazik olmalıdır. Kendime kastediyorum. Ben derken elbette kibirle bağlantı kuramam. Yani ben şöyle büyük bir adamım, bunu kastetmeyiz. Yani Allah'ın razı olmayacağı, gazap edeceği bir kibirle hayata bakamam ben. Bunu bunu yok saydık. Ama başka bir nokta var. Kendimi de tevazu kılığıyla veya başka bir gerekçeyle beş paralık görmenin de bir manası yok. Benden adam olmaz. Niye kendimi böyle hor göreyim ki? Ben bu kadarım, daha iyi olmaya çalışıyorum diye görürüm. Yani zaten bir insan Başkasına çok nazik kendine kaba olamaz. Naziklik bir iki kere yapay olarak gösterilebilir. Onun ötesinde dil orijinal ayarlarına dönder. Nasılsınız beyefendi diye başlayan konuşmada ne diyorsun lan diye kaba bir cümleyle üç cümle dayanabilirsin. Bunun bir karaktere dönüşmesi lazım. Bunun yani senin doğal haline dönüşmesi lazım ki sürekli böyle yapabilirsin öyle... Nezaketle bir iki defa beyefendi, hanımefendi demekle nezaket olunmuyor. Ta çocukluk yıllarından itibaren adeta bir okul süreci gibi başlamış bir eğitim noktasında olmalı. Sinirlenince susan, konuşmayan bunu becerebilen bir eğitim noktasında olmalıyız. Bunu da bu saydığım kadına, çocuğa, kız çocuğuna filan saydığım sürece bir beşinci madde olarak kendimizi de katmalıyız muhakkak. Ben de yani saygıyı kendime layık görmedikten sonra, nazikliği kendime layık görmedikten sonra başkasına niye nazik olabilirim ki? Olamam. Yani kaba saba bir örnek vereyim. Dişleri et filan yediğinde temizleyen parçaya ne diyoruz? Kürdan diyoruz. Bir inşaat çivisini kürdan olarak kullanamaz bir insan. Ama kullandı diyelim ucunu çivinin ince noktasıyla dişlerini kürdanlıyor diyelim. İnşaat çivisi, paslı maslı. Kendisine inşaat çivisinden, paslı çividen kürdan yapan birisi başkasına size kürdan getireyim mi efendim demez herhalde diyemez. Dese de zaten o bulamadım la sen de bir çivi bul bir yerden deyip başından savmak zorunda kalır. Yani bu bir eğitim, bu bir karakter, bu bir alışma, bu bir tamul, bu kendimizi mecbur hissettiğimiz tavır haline dönüşmeli ki klasiğimiz olsun. Aksi takdirde işte görüyoruz tatlı başlayan bir telefon konuşması küfürle belki dinden çıkaracak kaba sözlerle bitiyor. Sonunda kazanan şeytan oluyor. Maazallah. Burada hassas olunması gereken noktalardan biri de duygularımıza iyi hitap etmemiz gerekiyor ki bizim de duygularımıza iyi hitap edilsin diyorum. Burada iyilik sahibi bizden önce daha güzel ortamları oluşturmuş kimselere de çok saygılı ve nazik davranılması gerektiğini bilmemiz lazım. Aynı zamanda <laughs> yani devlet yöneten veya bir kurum yöneten kimselerin de saygı görmeleri haklarıdır. Biz sevmiyor olabiliriz. Mesela bir devlet yöneticisini yanlış buluyoruz, şu buluyoruz ve sevmiyoruz. Ama devlet bizim devletimiz ise eğer, onu filan ilçede temsil edenin yani insanlık olarak bir anlayış olarak saygı görmesi hakkıdır. O o saygıyı hak etmiyor olabilir, makamı hak ediyordur. Çünkü o orada fani, geçici, devlet ondan daha kalıcı bir noktada duruyor. Biz şahsa kızıp intikamımızı devletten alır gibi, yani benim topraklarımın adı olan devletten alır gibi bir tavır içerisinde bulunamayız. Bu Müslümanca olmaz. Burada örnekler zikredip hassasiyette nasıl dikkat etmemiz gerektiğine örnek vermek istiyorum. Mesela kardeşlerim, bir kadının evlendikten sonra anne olmak, bir çocuk tarafından anne diye çağrılmak, şu dünyada cennete girmek kadar değilse de çok büyük bir arzusudur. Yani kadın ne olursa olsun terörist de olsa bunu ister. Nitekim yakın tarihte terörist olarak yakalanan ve hapishanede anne olup anne diye çağrılmaktan hoşlanan örnekler gördük. Bu tabiat böyle yani. Allah kadını böyle yaratmış. Bu ne ayıp ne kayıp ne de aşırı ne kötü bir şey. Çok hoş bir şey. Kadın anne sesini duymak ister. Yani kendisi ormanda yansa bile bir ev içinde maazallah yanıyor olsa bile anne sesi ona değişik geliyor. Hikmet-i ilahi. Yani bu sözü anne çağrışını ne para telafi edebilir yani anne demeyeceğiz sana ama şu kadar para vereceğiz de ne ondan tatmin ne dairen olsun ne binan olsun kadının ana sözü anne sözü kulağına rahmet sesi gibi yansıyor şimdi bir kadın düşünelim 15 senelik evli ve çocuğu yok çocuğu olmuyor Doktor ona senin çocuğun olmaz demiş. Bu kadının duygusallığını tartabilecek bir terazi yoktur. Kuyumcu terazisi filan tartamaz bunu. Bu kadın e, gözyaşlarını böyle ipek ipten daha ince bir iple tutuyordur Allah bilir. Bunun yanında e, ard arda beş senede üç çocuğu olmuş bir kadın. Maşallah dosunları yavrularım benim Oo, çocuklarıma bak ekmek versen yiyor mama versen yiyor arslanlarım benim bu sözler o kadının kulağına demir çivi gibi giren sözler hep evet kadının yasal bir hakkı yok yani senin çocuğun olmuyor diye öbür kadın çocuklarını sevmeyecek mi? Sevecek elbette ama biz insanız bir hayat yaşıyoruz bu hayatta bir duygusal bölümümüz var. Kolumuzdan daha derin yaralar alıyor bu duygusallığımız. Yani sen çocuğunu 10 dakika sonra sevsen ne olur? 15 dakika sonra sev çocuğunu. Bu kadının yanında abartma. Teyzenizin elini öpün bakayım de. Yani çocuk, kadın belli ki yaralı bu konuda ve sen bunu tanıyorsun. Çocuğu olmadığını komşundur, akrabandır bir sebeple biliyorsun. Çok önemli bir nokta işte bu. Bu noktayı yakalamaya çalışıyoruz kardeşim. Yani kanunlarda çocuğu olmayan kadınların yanında kimse çocuğunu emzirmesin diye bir madde konmaz herhalde. Belediye zabıtası bunu takip edemez. Bu insanlık kanunudur. Bu Müslümanlık inceliği nezaketidir. Buna Müslümanlık inceliği ve nezaketi diyoruz. Bunu yakalayabilen Müslümanın seviyesi üstün insanlık seviyesidir. <laughs> mesela başka bir örnek. Engelli bir Müslüman. Kesinlikle safa sağlam bir insana göre daha çabuk morali kırılan, daha çabuk alınan, daha çabuk kırılan biridir. Yani filanca engeli var bir insanın. İnsan neticede kalkıp da mesela kolları tutmayan filan hastalıktan kas hastası bir delikanlının yanında konup da başka delikanlıların kola bak, kola bak demesi, sen öl, sen bat, sen çürü, sen yıkıl demesi anlamına geliyor. Yani eğer biz 15 yaşında delikanlılarımıza, yavrum Allah seni de öyle yaratabilirdi, sen e, dikkat et diye önceden eğitim vermediysek, o da şöyle etti, böyle etti, topumu verdi, vermedi sebebiyle, felçli dede bilmem ne diye onunla alay eder. Onu çökertiriz. Bu tip insanların, kesinlikle dikkatli bir şekilde hitap edilmesi gerekiyor. Bu iki örnek yani çocuğu olmayan kadınla bu özel hayatı olan engelli insanın duygusallığına dikkat etmemize ilgili örneği hayatın herhangi bir alanına taşıyabiliriz. Çok önemli bir nokta kardeşlerim. Mübarek dinimiz cezalandırırken Allah'ın emriyle ceza verirken bile onura, duygusallığa dikkat edilmesini istiyor. Adam içki içmiş. Medine'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı o günkü şehirde. Sahabe-i kiram da tüh yazıklar olsun, tüh tüh diye hakaret ediyorlar. İçki cezası olarak sopa vuruyorlar. Peygamber aleyhisselam Efendimiz, Böyle ne biçim konuşuyorsunuz? Cezası verilmiş bir Müslüman'a niye böyle konuşuyorsunuz diye uyarıyor. Kardeşlerim, bunu biz çocuğumuza eğitim maksatlı bir ceza verirken bunu unutmayacağız. Ceza bile bir merhamet ürünü olmalıdır. Her ne kadar cezanın üstünde para kaybetmek, dayak yemek olsa bile bir merhamet ürünü olmalıdır bu, kurallı olmalıdır. Mesela dinimiz kolunu gererek pat diye bir tokat vuruyor, öbür tarafa yapıştırıyor. Filmlerde görüyoruz ya. Bu haram ya. Kafirin yüzüne bile vurmak yasak. Nereden bahsediyoruz biz? En fazla, yani dayak, diyelim ki hak etti, çok ağır suç işledi. Dirseğin omuzunda oluyor. Yani bu şekilde kolunu kaldırmıyorsun. Dirseğin, sağ koluna vuracaksın mesela. Dirseğin bağrına yapışmış oluyor. Elinle, 3 santim, 5 santim ne kadar kaldırabiliyorsan böyle tokat atabiliyorsun. Böyle tokat çocuğu kaşıtmak gibi bir şey oluyor zaten. Gerilip vurmak Müslümanca değil. Çünkü insanca değil. Vurmak insanca değil ama insanlığı bitmiş birine e, madem anlamıyorsun hiçbir dilden gayri insani bir ceza yiyebilirsin. Bu kardeşlerim e, çok enteresan. Yani duygusallığı sıfırlamış Müslümandan melekli bir adamın çıkması, melek gibi bir adamın yetişmesini beklemeyeceğiz biz. Çok önemli bir ayrıntı daha zikredeceğim. Yani nerelerde duygusallık olur? Bunu saymıyorum. Hayatın her yerinde geçerli bu. Ana hatlarıyla işliyorum. Dikkat ediniz kardeşlerim. Selam kelimesi, Esselamu aleyküm ve aleykümüsselam bu bir duygusallık işaretidir. Yani biz birbirimize e, selam verdiğimiz zaman onu yerden kaldırıp göklere kadar Allah'ın rahmetine yaklaştırıyoruz. O da bizi aynı şekilde bizi kaldırıp göklere kadar Allah'ın rahmetine kavuşturuyor. Selamda bile buna dikkat ediyoruz. Kardeşlerim bir önemli konu daha Necva diye bir suç var. Necva. Ne demek Necva? Üç kişiyiz bir yerde. Bir, iki, üç kişiyiz. Birinci ve ikinci kişi kulak kulağa bir şey fısıldıyorlar. Şişt 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 diyorlar. Üçüncü kişi bunu duymuyor. Buna necva deniyor. Ve bu haramdır. Günahtır yani. Kul hakkıdır. Neden? Çünkü üçüncü kişi bu benim duymam uygun bir söz olsaydı açık konuşurlardı. Demek ki benden gizliyorlar. Gizlediklerine göre benimle ilgili bir şeydir bu. Diye düşünür. Bu düşüncede onu kesinlikle incitir. Bu kul hakkı. Yasak. Ayeti kerimeyle yasak. Kur'an ayetiyle yasak. Hadisi şeriflerle yasak kardeşlerim. Dördüncü kişiyi oraya çağır. Bir dakika sen de gelir misin? Biz çok özel bir şey konuşacağız dersin. Yüzde elli en azından benimle konuşuyorlar da. Bir kişi daha var. Belki onu konuşuyorlardır. Her ne kadar sen onu hiç konuşmuyor olsan bile o inciniyor bundan. Necva bunun için haram, yasak insan hassasiyetine dikkat edildiği için yasak edilmiş. Misafirlikle ilgili kesinlikle Müslümanın misafiri saygı göstermesi, misafirle ilgilenmesi Allah'a iman etmek ve cennete, cehenneme iman etmek diye bir ilgili bir konu. Sayın hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah'a ve ahiret gününe iman eden, misafirle ilgilensin, ikramda bulunsun buyuruyor. Tabi varsa yoksa ayrı bir mesele. Yani misafirlik ki borcum değil, harcım değil. Ama bir insani mesele ortada kaldım. Kimse benimle ilgilenmiyor. Herkes düğüne çağrılmış. Biz de geldim. Zenginlere hoş geldin demişler. Biz ayakta oturacak yer bekliyoruz. Nezaketen gelip düğün sahibi. Ya size yer kalmadı mı Allah Allah diye bir ilgi de göstermiyor. Çünkü bizim takımız makımız olmayacak belli bir şey. Sadece dua etmeye geldik. Yap duanı git la sen olmasan da olur. Der gibi yapıyorlar. Kırılıyorsun. İnsan pahalı arkadaşlar, kardeşler, hanımefendiler, beyefendiler, mümin kardeşlerim. insan çok pahalı ya. Emin olunuz bir insan Kabe'nin taşlarından, duvarından daha pahalı Allah katında ya. İnsan çok pahalı, insan çok pahalı, çok ama öyle dövizle mövizle alınacak gibi değil. Pahalı insanın hatırı, gönlü de çok pahalı. Böyle bir dikkat ağı içerisinde belki bu sıkıntıdan kurtarabilir. Çok farklı iki örnek vereceğim kardeşlerim. İnsan onurunun ne kadar pahalı olduğunu anlatıyoruz. Şimdi namaz kılarken bir insan işte burnu kanar, eli kanar, abdesti bozulur veya abdesti almadığını, yanlış aldığını düşünür e, camiden çıkıp gitmesi lazım. Şimdi Namaz kılıyoruz, cuma namazı, adam 5. saftan 10 saf geriye doğru çıkıyor, gidiyor. E şimdi gençlerin mesela ne aklına gelecek? Olan adamın abdesi bozuldu, abdesini bile tutamadı adam, kaçırdı abdesini. Akla gelecek. Bu bir Müslüman için onur kırıcı, üzücü bir şey. Günah değil, suç değil. Kanuni bir boyutu yok bunun ama... E i̇nsan bu. Öbürü de muzup işte. Sana'nın akıl namazını sen ne karışıyorsun? Ama şeytan orada ya bu abdestsiz mi geldi camiye acaba diye düşündürecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bakınız nezaketin sultanı insan hassasiyeti insan duygusallığının sultanı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizden biriniz Abdesti bozulursa namaz kılarken sakın namaza devam etmesin. Allah muhafaza buyursun. Büyük günaha girer. Burnunu tutsun. Burnunu tutuyorsun ve camiden çıkıp abdest alsın buyuruyor. Neden? Çünkü aa adamın güneşten herhalde burnu ya da tansiyonu yükseldi, burnu kanadı diye öyle yorumlayacak herkes. Gaz kaçırdı da camiden çıktı denmesiyle burnu kanadı çıktı denmesi aynı şey değil. Çık abdestini al, işte burnun kanaması durdu gibi tekrar camiye gel, namaza devam et buyuruyor. Nezaket. Nezaket. Bunu ben bir çocuk meclisinde kuzenleriyle 7 yaşında, 9 yaşında çocuklar oynuyorlar. Çocuklardan bir tanesi gaz kaçırdı. Olur mu? Olur. Büyük insanda da olur. Elinde de olmayabilir bu. Çocuğun edep kıtlığından da yapabilir ama her halükarda bu insana ait bir arıza. Olabilir mi? Olur. Bir sıkıntı yok. Şimdi hanginiz yaptı onu bakalım. Hangi terbiyesiz o? Meclisimizi böyle. Cama açın. Ne bu? Denen bir yerde o 7-8 yaşında okula yeni başlamış çocuğun ne kadar şok geçirdiğini, o kuzenlerine karşı belki aylarca kapanmayacak bir yara aldığını düşünelim. Bir de o meclisteki yaşlı teyzelerden biri hiç orada bir şey olmamış gibi en son ben pazara gittiğimde domatesleri düşmüş bir kasa sahibi gördüm. Bir kadın taşıyordu. Konuyu başka bir tarafa götürdü. Çocuklar da "Aa teyze ne anlatıyor? Pazarda ne olmuş? Trafik kazası olmuş falan." derken ona takılmaya vakit bulamıyorlar. İki meclis arasında kardeşlerim ne kadar fark var? Ne kadar büyüklük var? ne kadar hanımefendilik, beyefendilik var. Bir defa sen kim yaptı onu bakalım, dikkat etsene diye azarladığın bir çocuğun orada ne hale geldiğini düşün. Bir de, ulan bunlar duymadı herhalde benim kas kaçırdığımı dedikleri bir hale düşün. Ee, tabiinden bizzatın veya tebevüt tabiinden tam hangisinden olduğunu bilemiyorum bir kadın geliyor önüne e, soru soracak. İşte kadının başına böyle bir şey geliyor. Gaz kaçırıyor kadın. Ee, adam, zat yani o soru sorduğu zat, kadının yüzü kapalı ama mahcup olduğu belli kadının. Başkaları da var orada. Ee, Kızım, sen benimle konuşuyorsun, ben bir şey duymuyorum. Bu yaşta benim kulağımın tıkandığını bilmiyor musun? Ne anlatıyorsun burada diyor. Kadın da bakıyor ki benim konuştuğumu duymamış bu. Kaz kaçırdım hiç duymadı zaten diyor. Hiç duymadı diyor. Bir daha yüksek sesle kadın efendim şöyle yaptığım zaman caiz midir? Neyse onu soruyor gidiyor. Bu zat el asam el asam diye bir isimle anılıyor. Adamın ismi değil aslında. El asam duymaz adam demek. Hiç duymayan adam demek. Lakap olarak. Çünkü oradakiler görüyor bu manzarayı, onlarla konuşuyordu biraz önce. Kadın gelince kadını duymadığı numarası yaptı. Sırf kadının yellenme, gaz kaçırma anındaki pozisyonu kurtarma, nezaketi göstermek için. İslam böyle bir terbiye dinidir. Böyle bir medeniyetin dinidir. Birbirimizin duygularına ve duygusallığına hitap ederken seviyemiz Allah'ın izniyle budur. Mesela bir örnek daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hizmetçiniz size yemek getirdiği zaman eğer sofranıza oturmasını uygun bulmuyorsanız yani sofraya oturmasa o getirdiği yemekten bir lokma iki lokma ağzına koyun al şu çatalı bir bağ bakalım al 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 bundan bir al bir tane sen de git içeride ye tamam mı aç kalma demek başka bize getirdiğin bizim ağzımıza girecekten sana da iki lokma veriyoruz başka bir şey. Yani onu sofraya oturtun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi kölelerle yemek yedi. Çocuklarla sofraya oturdu. Bunu yapamıyorsan özel bir şey konuşacaksın vesaire neyse. Bari ona oradan iki lokma ver. Ha gel baklavanın tadına bir sen bak bakalım de. Baklavadan ona bir ikram et. O da kendisini hizmetçi olduğu halde, garson olduğu halde nazik bir şekilde toplantının bir parçası olarak görsün. Buna biz neda, nezaket diyoruz, medeniyet diyoruz. Kardeşlerim, mü'min, mü'minin aynasıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani mü'min karşısında bir mü'min gördü mü kendisini görür. Dolayısıyla sözünde, mizahında, sosyal ilişkisinde ona nazik davranır, davranmalıdır. Çünkü kendisi naziklik ister, nazik davranılmasını ister. Bunun en önemli aile içi ilişkilerde özellikle en önemli korunacağı alanlardan birine temas etmek istiyorum kardeşlerim. Tegaful denen bir uygulama var. Tegaful ne demek biliyor musunuz? Özellikle akılda kalsın diye Arapçasını söyledim. Görmezden duymazdan gelmek demek. Nezaketin en önemli kurallarından biri görmezden duymazdan gelmektir. Her şeyi görürsen her şeyi durarsan nazik davranamazsın. Karşılık vermen gerekir. Asam dediğimiz zat ne yaptı? Duymazdan geldi. Çocuğun yaramazlığını görmezden gel. Eşinin belli ufak tefek hatalarını görmüyor numarası yap. Duymuyor numarası yap. Böylece arızalar, eksiklikler kalıcı hale gelmesin. Kaşarlanmasın, pas tutmasın ilişkilerin görmezden duymayı becerebildiğimiz kadar, görmezden duymazdan ne kadar uygulama yapabiliyorsak esasen o kadar narin ve nazik davranma kabiliyetimiz var demektir. Allahu Teala'dan iyi kullarından, salih kullarından narin, tatlı, en güzel sözü seçen, en güzel sözü konuşan, en güzeli dinleyen kullarından olmayı bize nasip etsin diyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.